Hello, Lydia. We are ready to hear you. Welcome to our conference. Hello, everyone. Can you hear me well? Yes. Yeah. Dinleyebiliyor musunuz? Hello everyone. Merhabalar. Umarım harika bir konferans geçiriyorsunuzdur. Beni de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Vekeri ile ilgili konuşmak için. Umarım yeterince güzel zaman geçirmişsinizdir zaten. Öğle yemeğinde de. Size birazcık Wikiveri'nin 10 yıllık süresiyle ilgili konuşmak istiyorum. Beni bilmeyenler için ismim Lydia Wikidata. Almanya'daki Foundation'da vakıftayım. So projeleri ve devamıyla ilgileniyorum. Wikiveri 10 yaşındadır. Ki harika bir süre bizim için de. Aynı zamanda bizim için şu da demek. Her geçen gün başka insana bilgiye ulaşabilmeleri için daha çok fırsat tanıyoruz. Bu harika bir olay. Ve daha birçokları da gelecekler zaten. Ama bugün Wikiveri'nin ne durumda olduğuna bir bakalım. Wikidata bugün bir proje. Wikimedia projesinin merkezindedir. Aynı zamanda Wikibase ekosisteminin de merkezindedir. Çok güzel bir topluma aitiz. 12 bin aktif editörle beraber oluşan koca bir grup. Son buluşmamızda görüşebildiğimiz Wiki editörleriyle ilgili fotoğrafımızı sağda görebilirsiniz. Bir sonrakine kişisel olarak katılabileceğim bir sonraki konferansı iple çekiyorum. Wikiveri aynı zamanda en çok editlenen Wikimedia projesidir. Çok büyük bir korpusumuz bulunmaktadır, bilgi ağımız bulunmaktadır. Yaklaşık 100 milyon tema, neredeyse 100 milyon temamız var. Daha yeni bu konuda çalışma yaptık ve 100 milyon daha yeni geçtiğini öğrendik. Dünyadaki çeşitli konularla alakalı bilgiler veriyoruz. Herhangi bir konuyla alakalı biliyorsunuz, kesebilirsiniz Wikifed'i ve bunlarla alakalı toplam 1.4 tane özelliği bulunuyor ve hala gittikçe gelişiyor, her geçen gün gelişim göstermekte. Aynı zamanda Lexin dediğimiz 700 bin adette Lexin'imiz bulunmaktadır. Yarın bu konuyla alakalı bilgiler edeceksiniz diye tahmin ediyorum. Wikidata sadece Wikimedia içerisinde o kadar önemli, Wikimedia için de önemli değil, aynı zamanda her gün kullanımı için teknolojili kullanımının tam da merkezinde bulunuyor. Birazcık bilginin kendisiyle alakalı konuşalım. Wikiveri'de ne tür datalar var? Bundan bahsedelim. Wikiveri'nin etiketleri, açıklamaları ve konuyla alakalı ekstra bilgileri bulmaktadır. Bağlantıları bulmaktadır, durumları. Etiketlerden ve açıklamalardan bahsedelim. Herhangi bir giriş yaptığınızda, dünya ile alakalı bir giriş yaptığınızda örneğin veya bir bitki ile alakalı İngilizce etiketi bulunur. Almanca etiket de bulunabilir. Almancasında mesela Erich diyoruz en azından. Ve Türkçe ve İspanyolca ve Latince ve geri kalanında yazı girebilirsiniz. Ve temanın hangi konuda olduğunu öğrenebilirsiniz. Herhangi bir dilde ve ekstra isimler de verebilirsiniz kullandığınız etiketlere ve temalara.
Ve küçük açıklamalar bulunmaktadır. Küçük bir halidir bu isimlerinin. Bulması daha kolay olsun diye yapılan bir şeydir bu isimlendirme. Q ile başlayan kimlik numaraları. Ve ki verinin temelinde bu uluslararası bir projedir aynı zamanda. Her tema İngilizce ya da başka bir dilde ifade edilmiş olması gerekmektedir. Wikiverinin her bir içerdiği şeyin bir bilginin kesinlikle bir QRQ ismi bulmaktadır. Site linkleri bulmaktadır, site bağlantıları, site bağlantıları. Bunu çok iyi biliyor olabilirsiniz zaten, Wikipedia'dan tanıyor olabilirsiniz. Eğer bir Wikiveri makalesine ulaşmak istiyorsanız ya da aynı dilde, aynı konuda başka bir dilde ulaşmak istiyorsanız ulaşabilirsiniz. Bu olmadan önce Wikipedia'nın kendileri tarafından yapılıyordu tek başına. Ve şimdilik bu daha kolaylıkla yapılabilmektedir. Buna ek olarak sadece bu makaleler olmasının dışında bu projede küçük bantlamalar da bulunmaktadır. Ve tabii ki de bu makaleleri özelliklerini görebilmekteyiz. Daha sonra da durumlarımız bulunmaktadır. Sanırım birçok insan bu konuyla alakalı bilgiye sahip zaten. Wikiveri üzerinden. Dünyanın en uç noktası, en yüksek noktası nedir diye sorduğumuzda örneğin Everest Dağı ve orada görebildiğimiz iki ayrı noktadan da bahsediyor zaten. Nasıl en yüksek noktayı belirleyebiliyoruz? Burada da tabii ki de değerler kullanılarak durum belirlenmektedir sıralaması. Bu segmeler başka konseptlere, Wikipedia'da bulunan konseptlere bağlanabilirler. Eğer en yüksek nokta Everest Dağı olmasaydı bu konuyla ilgili bilgi düzeltmesini de yapabilirdik. Başka makalelere de tıklayabilir ve bunları tekrar tekrar izleyip görebilirsiniz. Ve tabii ki de sorular sorabilirsiniz bilginin kendisiyle alakalı. Wikiverinin sahip olduğu comment kısımlarında. Dışarıdan bazı konuları belirlemek isteyen belirlemeler olabiliyor. Tanımlamalar. Aynı konuyla alakalı girişler yapılabiliyor. Temalar aynı. Arşivlere, bazı sosyal medyalara ve kütüphanelere erişimleriniz kolay oluyor bu yolla. Buradaki bilgilere de kolaylıkla Wikiveri üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Örneğin girişte siz dünya ile alakalı bir şeyler okumak istiyorsunuz ve bilim kurgu ile alakalı herhangi bir yerden Amerika'daki bağlantılara da ulaşımımız olabiliyor ve Wikiveri yoluyla dünyanın başka bir yerinden de bilgiye anında sahip olabiliyorsunuz. Her zaman belirgin olmayan şey şudur, Wikiveri'nin bir ontolojisi bulunmaktadır. Size nasıl iki farklı şeyin birbiriyle ilgisi olduğunu anlatabilir. Örneğin dünya çevre sisteminin bir parçası olacaktır. Ve bu da şu anlama gelmektedir. Daha sonra Wikiveri'ye
daha sonraki veriye dünya ile alakalı ya da çevremle alakalı, bu sistemle alakalı sorular sorabilirsiniz ve bu ilişkileri iki veri de bu makinede bu linklerle, bu bağlantılarla görebilirsiniz, ulaşabilirsiniz bu bilgilere. Tabii ki Wikiveri'de bundan daha fazlası da bulunmaktadır. Wikimedia'nın içinde bunu bakabileceğiz şimdi. Wikimedia'nın içinde bazı arayüzler bulunmaktadır. Örneğin Fransızca yazılmış bir Wikipedia'da. Yorumlarda da bu bahsi geçen Tama ile ilgili ve burada arşivleri görebilmektesiniz aynı zamanda bu Tama ile alakalı. Bu aynı zamanda İngiliz Wikipedia'sına da ulaşabilmektesiniz. Katalan Wikipedia'sı da sanırım burada bulunmuyor. Ama sadece info kutularında değil, bilgi kutularında değil. Bazen Wikipedia temalarının en altında, alt sayfanın altına doğru ilerlediğimizde burada alakalı linkler bulabilmektesiniz. Bu konuda bahsediyordum demin. Örneğin burada İngiliz ve Fransız Wikipedia'larında linkler görmektesiniz ve bu daha fazla bilgi ulaşabilirsiniz gerekirse. Wikiveri'nin bilgisi sadece Wikimedia projesi olarak kullanılmamaktadır. Aynı zamanda birçok projenin tabanı olarak da kullanılıyor. Bunlardan birkaçını görmektesiniz. Örneğin gördüğünüz sayfada gördüğünüz sanat eserinin sanatçısıyla ilgili, motifleriyle ilgili nerede geçtiğini, hangi galeride bulunduğunu, nasıl yapıldığını, ne tür bir sanat türü olduğunu da görebilmektesiniz. Bu da gayet verimli ve öğretici bir sayfa. Örneğin Almanya'da geçen sene bir seçim gerçekleştirildi. Gidip bununla ilgili bilgi edinebiliyorsunuz. Partinin kendisiyle alakalı bir bilgi edinebiliyorsunuz. Ya da adaylarla alakalı bilgi edinebilmektesiniz. Daha önce konuyla alakalı daha fazla bilgi sahibi olabilmeniz için yapabilirsiniz bunları. Aynı zamanda Almanya'da geçen başka konularla alakalı da bilgi öğrenilebilmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde olsanız da. Ya da Brussels'da mesela kaç tane sokak olduğu, kaç tane sokağın isminin bir kadın artist için verildiği, onun adından sonra onu onurlandırmak için verildiği. Böyle bilgileri elde edebileceğiniz web siteler bulunmakta ve bunların hepsi Wikimedia'nın dışında olsa da yine bağlantılıdır Wikiveri ile. Bazı insanların suç geçmişiyle alakalı bilgiler edinebilmeleri için de bir web site aynı zamanda kullanılabilir. Bazı isimlerin arkasında saklanmış olarak bu isimler bulunabilir. Wikimedia'nın içine girelim biraz daha. Peki Wikiveri nasıl Wikimedia projesini destekliyor? On a very high level,
Genel olarak şöyle bir şey söylenebilir. Şunu söylemek istiyorum aslında özet olarak. Wikiveri bizi birbirimize daha da yaklaştırıyor ve bizi bilgi olarak daha da yukarı taşıyor. Dünyanın her yerinden projelerin oluşmasını sağlıyor. Ve bütün dünyaya tek bir elden rahatlıkla bilginin yayılabilmesini en azından sağlıyor. Bir bilgiye ulaşmak bu konuda çok daha kolay. Wikipedia'nın yaptığı en önemli şeylerden biri kaynaklı bilgi sağlamasıdır. Böylelikle projelerin infokutları doğru bilgilerle, referanslı bölgelerle dolmaktadır, bilgilerle dolmaktadır. Kategorilere ayrılmıştır bu bilgiler. Bunun ötesinde Wikidata aynı zamanda Wikiveri aynı zamanda bütün projeleri bilgi kalitesini yükselterek yardımcı olmaktadır, desteklemektedir. Bizim elde edebildiğimiz bilginin kalitesini yükseltilmesi anlamında destek veriyor. Örneğin bazı Wikipedia'cılar bazı özel kategoriler tanımladılar. Bunlardan bazıları yerel konulardı. Ve Wikileri de aynı şekilde bulunuyordu. Wikileri de aynı şekilde bulunuyorlardı. Başka bir dilde, örneğin Fransız Wikiverisinde bunu öğrenmek gerekirken Wikiverinin herhangi bir bilgisi yanlış olması durumunda en azından Wikiverinin bilgi kalitesini yükselterek diğer dillerle olan bilginin doğrulanması sağlanabiliyor. Örneğin Almanca bir Wikiveri, bir Wiki makalesi olduğunu düşünüyorum. Şu an hatırladığım kadarıyla. Meğer aynı zamanda başka bir Japon Wikiverisinde ve Alman Wikiverisinde aynı konuda ve İngiliz Wikiverisinde aynı zamanda aynı konuda yazmışlardı. Ve birbirlerinden haberleri yoktu aynı konudan yaptıklarından. Ve Wikiveri bunu bularak, aynı konuda yazmış olduklarını birbirlerinden bularak, şimdi o bilgi hepsinin ulaşmasının daha kolay olduğu bir bilgi haline gelmiştir. Ve en sonuncusu da ki en az önemlisi demek değildir kesinlikle. Bazı aletler bulunuyor. Araçlar bulunmaktadır. Örneğin insanın doğum ve doğum tarihleri ve ölüm tarihlerini bulunuyor bu araçlar sırasında. Bazen doğum tarihleri ölüm tarihlerinden sonra olabiliyor ki bunun için tamamen zaman yolcuları olmaları lazım, zaman makinesi kullanmış olmaları lazım. Bazen böyle hatalar olabiliyor. Bunun düzeltmesi de aynı zamanda mümkün neyse ki bu da Wikiveri'nin bilgi havuzunda kontrol etmesi mümkün. Benim konuştuğum şeylerin bir özeti var şurada. Kontrol etme, bilgileri kontrol edebilme kategorileri var. Bu İngiliz Wikiverisi. Makalelerde geçen kelimeler bunlar, temalar. Aynı insanla alakalı yazılan, aynı temada bulunan şeyler. Bu kategorilere girmektedir. Ama detaylı arama sonucunda bunun farkını ana tema dışında bunlardan farklı olduğunu, aynı isimde olmalarına rağmen farklı olduklarını öğrenebilirsiniz. İş gücünü azaltmasıyla alakalı da bir özelliği bulunmaktadır Wikiveri'nin. Bilginin depolanmasıyla alakalı konuşacağım.
Her Wikiveri'de bu bilgileri tekrarlamak yerine bir kere yapmamız yeterli oluyor. Wikiveri'de bir seçim gerçekleşiyor. Ve güncelleme yapmak lazım seçim sonucuna göre. Her bir Wikiveri'sinde bunu düzenlemek yerine sadece tekstin kendisini düzelttikten sonra bütün veriler zaten güncellenmiş şekilde oluyor. Ve bu konudaki en iyi şeylerden biri, beraber iş yaptığınız insan aynı ismi, aynı dili konuşmuyorsanız bile bu güncellenmiş bilgileri kendi dilinize ulaşabiliyorsunuz ve onların dilinde ulaşabiliyorsunuz. Kendi dilimde buna ulaşabiliyorum başka bir dil konuşmadan. Tabii bu konuyla alakalı hala yapılması gereken çalışmalar olabilir ama en azından Wikiveri iş yükünü azaltmaktadır. Bu tabii ki de daha küçük Wikipedia gruplarına çok daha rahatlatıcı oluyor, daha işlerini kolaylaştırıyor. Bir ton makale yazmak yerine, güncellemelerini yapmak yerine, başkalarından bu konuda, bu sayfada destek alabiliyorsunuz. Sadece öyle kolay olmayabilir daha küçük Wikipedia'cılar için de. Orta ya da büyük Wikipedia'lar da bundan gayet faydalanabilmektedir aslında. Herhangi bir konu olabilir, küçük bir şehirde gerçekleşen, en azından ona dünyanın başka bir ucundan da ulaşabilmektesiniz. Bunun için çeşitli araçlara ulaşmanıza gerek yok, Wikileri konuda size yardımcı oluyor. Ayak izleri olabilir, yeni projelerin yardımcı olmaktadır, Wikileri projeleri. Bazen çok zorlu olabiliyorlar, birçok makale olabilir, çok fazla destek vermek gerekiyor olabilir. İnsanlarla konuşmak için, katılmak için çok fazla efor sarf etmeniz gerekmektedir bazen. Okuyuculara ulaşabilmek için. Ama Wikiveri sayesinde şunu yapabilirsiniz. Daha çok tekste, daha çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Tek başınıza bu işi yapmadan birçok makaleye, birçok bilgiye, birçok tekste ulaşabilirsiniz. Çünkü zaten orada çoktan bu konular toparlanmış bulunuyor. Ve gelecekte de bu konuda çalışmalar yapılacaktır. Büyük projelerden biri de yakın zamanda gelecektir. Ve sonra bir yararından daha bahsedeceğiz Wikiveri'nin. Yeni araçlar sağlar, yeni projeler sağlar. Bir sürü şey yapabilmekteydi sağladığı yeni araçlar ve süreçle alakalı. Bilgileri güncellemek için kullanabilirsiniz bir makale için ya da bir projenin kendisi için giriş yapabilmek için projeninle alakalı yazılan yazıya. Video oyunları ile alakalı makale yazmak istiyor olabilirsiniz.
yeni wiki projenizle alakalı daha kolay yazı yazılabilmesini sağlar. Aynı zamanda bu konuda daha önce yazılmış makaleler bulunmaktadır. Bunlara ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ama mesela fotoğrafınız yok. Bu konuyla yazdığınız artikelden sonra. Bu konuyla alakalı şöyle bir yorum da gelmektedir. Ben buna bir fotoğraf ekleyebilirim. Sizin için bir görsel ekleme yapabilirim. Bu konuyla alakalı bir liste oluşturabilirsiniz otomatik olarak. Başka bir dilde bu konuyla alakalı yazılmış makalelere ulaşabilirsiniz. Böyle araçları bulunmaktadır. Bu özelliğiyle de yeni araçlar sayesinde, yeni süreçler sayesinde bize bilginin ulaşımında kolaylık sağlamaktadır. Evet, diyelim ki bir seyahattesiniz ve bir görsel eklemek istiyorsunuz. Küçük bir araç kullanarak bunu, bu görseli wiki veri üzerinde koyabiliyorsunuz. Ve bunu yorumlar kısmına ekleyebiliyorsunuz. Ya da başka biri sizin için ekleyebiliyor. Yapısal bilgiyi de aynı zamanda comment kısmında, yorum kısmında, fotoğrafları görme konusunda, yorum kısımları da bu konuda yardımcı olmaktadır. Bir örnek verelim. Burada bir liste bulunmaktadır. Bu liste son zamanlarda ölmüş insan listesi. Wikiveri üzerinden Wikiveri güncel bilgileri göz önünde bulunduruyor. Maalesef bu konular vandalizme uğrama konusunda açık konulardır. Onun için Wikiveri bu konuda ekstra hassasiyet göstermektedir. Ve en sonuncusu ama bir o kadar da önemli olan bizim makaleyle alakalı, bilgiyle alakalı bunu anlamamızı kolaylaştırmaktadır. Projelerde projelerin nasıl gittiğini, süreci daha iyi anlamak için bize yardımcı olmaktadır. Bu konuyla alakalı bir örnek veriyorum. LNS denen bir projeyle alakalı şunu analiz ediyor. Farklı Wikipedia'cilerin cinsiyetleri konusunda bir analiz bulunuyor ve bu konuda biz daha rahat anlayabiliyoruz. Cinsiyet uçurum arasındaki farkı görebiliyoruz. Şunu fark ediyoruz ki bazı ülkelerde yarı yarıyayken bu yaş uçurumu ve kadınlarla erkekler arasındaki uçurum bazı ülkelerde farklıdır. Bizi şunu anlamamız da kolaylaştırıyor aslında. Ne oldu, neler değişti zamanla? Ya da bu diğer Wikipedia'larla alakalı neler öğrenebiliriz? Eğer istiyorsanız tabii bu bilgilerle ulaşmak. Bu sadece bir örnek aslında yapılan analizlerle alakalı. Daha birçok analiz bulunmaktadır. Size göstermek isterim bu konuyla alakalı bazı fikirleriniz oluşsun diye. Ve şimdi peki Wikiveri'yi Wikimedia projelerinde nasıl kullanabilirsiniz? Bununla alakalı konuşalım. Bununla ilgili birkaç yol bulunmaktadır. Parser fonksiyonları bulunmaktadır ve Lua'yı kullanabilirsiniz. Burada bir durum vardır. Durum doğum günü şeklinde. Bunun için Q42
kodunu kullanabilirsiniz. Ve makalemiz de şöyle geçiyor olacak. 11 Mart 1952. Bunlar fonksiyondur. Parsel fonksiyonu olarak geçer. Ve aslında bilginin ulaşımı için gayet esnek kullanımlardır. Eğer daha rahat kullanmak istiyorsunuz, daha rahat olmak istiyorsanız bilgiyi hem erişmek için hem ekleyebilmek için kurumlarda Wikidata comment'lerde ve Wikidata'nın kendisinde bu bilgilere erişebilirsiniz. Aynı zamanda Wikiveri de Wikidata'nın Wikimedia projelerinde nasıl kullanacağıyla alakalı dokümantasyonlar bulunmaktadır. Başka bir konuda konuşacak olursak, makalelerin bulunduğu yerlerle alakalı konuşabiliriz. Uzantıları bulunmaktadır okuyucuları bu konuyla alakalı daha basit bilgilere ulaşabilmeleri için. Wikiveri de böyle bir link olup olmadığını da aynı zamanda bulabilir. Burada bazı bilgiler bulunmaktadır. Onlara bir link vererek, bir bağlantı vererek onların bu konuyla alakalı nereden bilgi aldığına ulaşabilirsiniz. Bu küçük bir bilgi verisi aslında. Aradıkları konuyla alakalı verimli küçük bir bilgilendirici bulunmaktadır, bilgilendirici yazı bulunmaktadır. Aynı zamanda insanları yazmaya da teşvik eden bir durumdur bu. Sizin kendi wikiniz için de bu durum yine editlenebilir gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda data box bulunmaktadır, bilgi boxu. Eğer Wikipedia ya da Wikipedia'ya birazcık aşinaysanız bu konuyla ilgili biraz bilgi sahibisinizdir diye tahmin ediyorum. Küçük yerli anlaşılmalarla, konfigürasyonlar gerektirmektedir. Aynı zamanda full dokumentasyonda buradaki veriden bulabilirsiniz. Wikiveri köprüsünden bahsedecek olursak, bu bir projedir. Wikiveri projesi, Wikiveri köprü projesi olarak geçmektedir. Wikiveri'deki bilgileri direkt olarak Wikiveri'den, Wikipedia'dan çekebilmeye ve onları editleyebilmeyi sağlamaktadır Wikiveri köprüsü. Bu info boxlarda şu küçük kalemler bulunmaktadır ve onlara biz dokunarak editleme değişimlerinizi yapabilmektesiniz. Şu an Katalan bölgesinde, Katalan Wikiverisi'nde bulunan küçük minimal değişikliklerle, özelliklerle devam etmektedir Wikiveri köprüsü. Peki buradan nereye geçilebilir? Nasıl işimize yarayacaktır? Eğer Wikiveri ile ilgileniyorsanız, Wikipedia ile ilgileniyorsanız, Wikiveri'ye muhakkak bir göz atmanız gerekmektedir. Tartışma sayfaları bulunmaktadır. Orada sorular sorabiliyorsunuz. Ve tabi bizde Wiki projemiz de bulunmaktadır. Aynı zamanda özet diye bir durumumuz var. Wikidata and that includes both
Burası da aslında toplumun iletişim kurabildiği bir yer olarak düşünün. Chat yapılabilir ve tabii ki şu an başka ülkelerde farklı saatlerde olsa da beraber sosyal ağ üzerinden insanlarla takipleşebilir ve haberle takip edebilirsiniz. Aynı zamanda mailing list bulunmaktadır, e-posta listesi şeklinde eğer ilgileniyorsanız. Yine sorular sorup bilgi edinebilirsiniz. Birçok bilgi de etkinlikte bulunmaktadır. Toplum kurabilmek için bazı konularla alakalı makaleler yazabilmek için ya da o konuyla alakalı gerçekleştirilen aktivitelerle ilgili yazılabilmesi için. Her iki yılda bir de konferans yapmaktadırlar ve bazı ve bunun gibi şeyler. Birçok wiki projesi bulunmaktadır. Burada da görebiliyorsunuz. Wikiveri Books, Wikiveri Medicine dediğimiz tıp alanı, Wikidata, Wikiveri kısmı ve Wikidata Music, müzik kısmı. Burada da çeşitli sembolleri ve projeleri devam ediyor. Bazı konuları görebildiniz. Buradan sonra Wikiveri nereye doğru yönelecek, ne olacak Wikiveri'ye? Geçen sene birkaç şeyi tartışmıştık kendi içimizde, kendi ekibimizle. Wikiveri'de gelecekte görmek istediğimiz şeylerle alakalı. Ve olması gereken ilk şey... ekip arasındaki işbirliğini, etkileşimi artırmak ve bilginin kalitesinde artırılmasını sağlamak. Bu konuda doğru bilgiye erişimin kolaylaşmasını sağlamak. How the content is modeled, who gets to be part of it, and so on. And we want to ensure that that is equitable. Bilginin erişiminin herkese olduğundan da emin olmamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı konuşmuştuk ekibimizle. Biz birçok insanın bu konuyla uğraşmasını çok istiyoruz. Hem Wikiveri'den faydalanabilmesini, hem de aynı zamanda Wikiveri'ye destek sağlayabilmesini, yazabilmesini, editleyebilmesini, aynı zamanda dil konusunda gelişimin de sağlanması, ilerletilebilmesi, bu konunun geliştirilmesi için çalışmalar yapmak konusunda konuşmuştuk arkadaşlarımızla. Şu konuda da emin olmak istiyoruz. Wikidata, dil bilgisi, teknolojiyle entegre olacak şekilde fazlasıyla aktif şekilde kullanılabilmeli. Aynı zamanda şu konuda da emin olmak istiyoruz. Wikimedia projesi Wikidata, Wikiveri'den yeterince bilgi alabilmekte. Peki şu an ne yapıyoruz ya da ileride ne yapıyor olacağız? Bir sonraki adımımız ne? Birkaç şey var kafamızda. Leksikografik bilgiyi üretmeye, bunu inşa etmeye devam ediyoruz. Daha sonra insanlara daha kolay kodlayabilme modeli konusunda bazı kararlarımız var, fikirlerimiz var. Aynı zamanda bilgiyi geliştiren wikicilere bilginin erişilebilmesi için kolaylık sağlama konusu var. Bu kodlama konusunda da kodlama modellemesi konusunda da yardımcı olmamız gerekmektedir, yapılabilmektedir. Bu işin kolaylaştırılması gerekiyor. Şu an biraz zor ama bunu geliştirmek istiyoruz. Demin dediğim gibi bilgi akışını
akışının, bilgiye ulaşmanın kolay olmasını sağlamak istiyoruz ve benzeri gibi. Daha sonra da Wikiveri ve Wikimedia projeleri, diğer Wikimedia projelerinin arasındaki entegrasyonu daha sıkı sıkıya, daha dirsek dirseğe tutmak istiyoruz. Gelecek sene bu konuyla özellikle çalışacak bir ekibimiz olacaktır. Wikimedia projesinin nasıl geliştirilebileceğiyle ilgili, Wikiveri'den nasıl destek alabileceğiyle ilgili çalışacak bir grubumuz olacak. Ve bununla beraber şunu ümit ediyorum ki siz de Wikiveri'nin 10. doğum gününü bizle beraber kutlarsınız. Çünkü şu an çok fazla şey yapıyoruz. Wikiveri'de çok fazla değişimler var. 10. doğum günü. Ve size çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım sizi Wikiveri'de görürüm. Ve eğer varsa sorularınızı almak isterim. Wikiveri köprüsü konusunda Katalan Wikiveri'sinde başka projeler test yapmakla alakalı başka projeler bulunmaktadır mıdır? Sanırım sizi çok iyi anlayamadım. Katalan Wikiveri'sinden sonra başka Wikiveri projesini kontrol etmek istediğiniz projeler bulunacak mı? Evet. Wikiveri projesi, Wikiveri köprüsü sadece Katalan Wikiveri'si verisi için geçerli değil. Aynı zamanda başka Wikiveriler için kesinlikle çok büyük ilgimiz bulunmaktadır. Wikivoyage'dan da büyük destek ve yarar sağlamayı planlıyoruz ve ileride bu projelerle alakalı daha fazla konuşma konusunda da büyük bir heyecan içerisindeyim. Ben sizi aslında biraz heyecan daha desteklemek istiyorum eğer soru sormak istiyorsanız ama bilgi. Bilgi bağışıyla alakalı birazcık konuşmak istiyorum. Bu çok ilginç bir yeni konu olabilir aslında. Belki siz bizi birazcık bu konuyla alakalı destekleyebilirsiniz, bize bilgi verebilirsiniz. Nedir bu bilgi bağışı şeklinde? Bilgi bağışı harika bir durum. Eğer örneğin beraber bir enstitüyle çalışıyor olursak bu veriyi, Wikiveri'ye sağlayabilme konusunda bu harika olurdu. Bu bize yüksek kaliteli bilgi erişimini sağlıyor. Ki bu bilgiye güvenebiliriz. Ve bu bizim için çok önemli düşünecek olursak. Bu proje sadece bir enstitü değil, bilginin geldiği herhangi bir şey değil aslında. Aslında şu çok önemli diye düşünüyorum. Bilginin insanların Wikiveri ve Wiki projeleri, Wikimedia projeleri dahil olmalarını sağlamak bizim için çok önemli ve insanları bilgi konusunda güncel tutmak, aktif tutmak. Bugün sadece bugün ya da geçmiş bilgiyle alakalı değil, tabii ki de gelecek bilgilerle alakalı da güncel tutmaya çalışmak çok önemli. Eğer bir enstitüyle çalışılırsa ve güvenilir bilgiye ulaşılabilirse bu harika olur. Bu konuda yardım bulabilirsiniz. Örneğin Wikiveri tasarımcı ekibiyle konuşma yapılan yerde bulunabilir. Evet.
just to add a concrete example of what that might be. Somut bir örnek olarak bize bir müzeyle sanki işbirliği yapabilirsiniz İstanbul'daki, güvenilir bilgi ve sahibi olabilirsiniz. Mesela oradaki bazı objelerle ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Mesela bununla ilgili belgeseller yapılabilir. Belki bu müze tamamen güvenilir bir kaynak olarak kullanılabilir. Belki devletle çalışırsınız. Belki nüfusla ilgili de bir bilgi edinebilirsiniz ve eğitimle ilgili de ve bütün bu tarz bilgiler bu partnerlerimiz en azından yüksek güvenilir kaynak olabilirler. Evet. Şu an hatırladığım kadarıyla bazı çizimlerle alakalı böyle bir çalışmamız bulunmuştu. Çok iyi insanlarla ilgili, hatta sanatla ilgilenen çok güzel insanlarla çalışmıştık. Bu konuda da müzelerle iletişime geçmiştik. Galeri ve müzelerin yayınladığı çizimlere, çizimlerle alakalı yazılara bakmıştık. Bu çizimleri kim yapmıştı ya da işte onunla ilgili bilgi ne zaman yapılmıştı ve sonrasında bu bilgiyi de içeri aldık. Wikiveri içerisine aldık ve bu konuyla alakalı bir aplikasyon da oluşturuldu. Ve bugün bu bilgileri Wikiveri üzerinden de kullanabiliyoruz. Ve bu harika bir durum. Ve eğer sizin de bilgi bağışı yaptığınız bir durum varsa makaleler için, başka uygulamalarda, Wikimedia'nın dışında bu gerçekten çok değerli bizim için de.